Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi kullanan son sürat dönen koşu bandına atlayıp tepe taklak yuvarlanan hıyarlar var arkadaşlar. Benmiş gibi numarasını yorumlarınıza yazıyor. İnanmayın o kişi ben değilim. Şimdi dilerseniz analizimize başlayabiliriz. Bu videoda önce bitcoin e analiz edeceğiz. Dominans'a bakacağız ve daha sonra ethereum analiz edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Bitcoin'de son durum bu. Düşen trendimizin üzerine attık ve sarı çizgiye kadar yükseldik. E şimdi ne olacak? Uçacak mıyız? Belli olmaz arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Mesela burada bir düşen trend vardı görüyor musunuz? Beyaz çizgi. Ora kırıldıktan sonra ne yapmış? Bir daha retest yapmış. Ondan sonra yoluna devam etmiş. Olur ya şöyle bir hareket görebiliriz. Diyelim kıramıyor sarıyı. en yani tekrar bir retest düşüşü görebiliriz beyaz çizgiye. Ondan sonra toparlayıp yoluna devam edebilir. Bu bir senaryodur. Diğer senaryoda 62.200 üzerinde tutunacağız. Yani kapanış yapacağız. 4 saatlik. O zaman arkadaşlar yeşil çizgiyi hedef belirleyeceğiz. 63.691. Şimdi arkadaşlar bu yeşil çizgiyi biraz oynamak istiyorum. Neticede şurada bir tepe yapıldı değil mi? Daha önce şurayı baz alıyorduk. Şuradaki dip. iğneler, Tepe. Orayı baz alıyorduk. Şuradaki iğne vesaire. Hani şimdi de Burada üzerinde bir tepe yaptığı için arkadaşlar oraya doğru kaydırmak istiyorum. Hani emin adımlarla gidelim. 3'ün 5'in hesabını yapmadan şu şekilde yapabiliriz. Hatta iğnesine kadar hesaplayalım arkadaşlar. Niye derseniz bakın şurada bir kapanış gerçekleşmiş. Şurada gördüğünüz gibi üzerinde kapatmamış düşmüş. Ne zaman üzerine atmış uçmuş daha sonra destek olarak çalışmış. Yani o da önemli bir seviye gibi duruyor. Yani daha önceki çizdiğimiz Nasıl diyeyim? Seviyenin bir tık üzerinde ve en son tepemizde de iğneler oraya gelmiş gördüğünüz gibi. Yani 64.325 seviyesini gösteriyor. Yani 62.200 üzerine atarsak, 4 saat kapatırsak hedefimiz en azından 64.000 dolar, 64.325 de potansiyeli var. Ne zaman bu çizgi kırılır? O zaman sert yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Ama şimdilik e, sarı kırılmadıkça tekrar retest potansiyeli var. Şöyle anlatayım size. Her şeyi kaldırayım. Bollinger bandını açayım. Bakın 4 saatlik bollinger orta bandını kırdık biz gördüğünüz gibi. E, genelde olumludur bu ama yarım kalan da bir iş var. O da bollinger alt bandı. Hani dün bekledim dokunur mu diye az bir şey kala yükseldi bir daha düşüş geldi tekrar az bir şey kala yükselttiler arkadaşlar. Bakın alt banda dokunmadık. Orada yarım kalan iş var. Olur ya hani iyice bezdirmek istiyorlarsa ve şöyle bir retest düşüşü yapacaklarsa şu an mesela 41 dakika var 4 saat kapanışa. Önümüzdeki 4 saat bu Bollinger alt bandı çizgiyle kesişecek. Hani oraya bir rites hareketi gelir mi gelmez mi? Bu bir senaryodur arkadaşlar. Hani bunun olmaması için 62.200 üstüne 4 saat kapatmamız gerekiyor bizim. Bunu yaparsak güzel. Bunu yapmazsak yeniden bir geri çekilme görebiliriz. Neyse arkadaşlar günlük grafiğe gitmek istiyorum. Bollinger bandını kapatayım. Ne diyorduk? 60.800 altında günlük kapanış gelmedikçe korkmayalım. Niye? Yükselen dipler yapıyoruz. Yani dün iğne geldi. Bakın nereye kadar geldi yine 60, e, 60 bin 60 dolara kadar iğne attık biz. Ama dediğimiz gibi biz günlük kapanışa bakacağız. Dün videomda da dedim 60 bin 800'ün altına iğneler gelebilir. Önemli olan 60 bin 800 üzerinde gün kapatmak. Ve ne oldu arkadaşlar İğne geldi sert bir tepki geldi. 60 918'de kapanışı yaptık. Ve gördüğünüz gibi bakın dip yükselen dip yükselen dipler devam ediyor arkadaşlar. Yani neticede bakın yükselen dip yaptık biz kapanış bazında. Önemli olan bu. Yani 60.800 hala önemli destek. Oranın altında günlük kapanış gelmeyecek arkadaşlar. Gelirse hangi senaryolar devreye girer? Hemen değineyim oraya arkadaşlar. Şöyle açayım hareketli ortalamaları. Bu arada günlükte de MA21'de tutunmaya devam ediyoruz. 60.800 altında günlük kapanış gelirse ee, son tutacak şey bizi 60.600. oran kırılması durumunda da günlük bazda maalesef e, bir geri çekilme görebiliriz. Nereye kadar? 4 saatlik 2 tane ortalamamız var. Bir 59.000 dolarda 59.700'de, diğeri de 58.700. Yani bu iki ortalamaları test etmeye gidebiliriz. İşimiz biraz daha uzar. Çok mu kötü olur 60.800 kırılırsa? Hayır arkadaşlar. Hani bir geri çekilme daha görürüz. Ondan sonra yoluna devam eder. Diğer taraftan da şöyle de bir senaryo var. Bollinger alt bandımız arkadaşlar orası da 58.600 günlük Bollinger alt bandı. Oralarda potansiyel hedefler olabilir. Eğer 60.800 altında günlük kapanış gelirse oralar potansiyel hedef olabilir. Oralardan yeniden atıyorum nakitte olanlar alım yapabilir. Misal. Diğer taraftan günlükte de Bollinger orta bandının üzerinde gün kapatmaya çalışıyoruz. Bunu da başaramadık bir türlü. Bunu da görmemiz lazım. Yani şu an olumsuz muyuz? Değiliz yükselen diplerimiz var. 60.800 altına kapatırsak günü o zaman olumsuza gideriz. Ayı sezonu mu başlar? Hayır arkadaşlar. Hani bir geri çekilme görebiliriz. Dediğim gibi şu bölgelere 58.600 bölgelerine bir geri çekilme görebiliriz. Belki daha da altına yine atarlar vesaire. Ama arkadaşlar büyük resimde bozmaz. Niye bozmaz? Oraya da gelelim. Bu arada arkadaşlar günlük stokastik sat şeklinde duruyor. 4 saatlik stokastik aşırı alım bölgesine girmiş. Bu olumludur normalde. Ama arkadaşlar momentum cidden zayıf yani. Gerçekten zayıf bir momentum görüyoruz. Yani buralarda takıldıkça güzel ama negatif kesişirse bir geri çekilme görebiliriz. Ee, diğer indikatörlerime geleyim. Mesela EMA Ribbon var arkadaşlar. Şimdi günlük grafiği açıyoruz. Bakın günlük grafikte. Geri çekilmeleri gördünüz değil mi? Sürekli ribbonlardan destek alıyoruz biz. Son düşüşte dün yaşanı son ribbonun üzerinde kapatmayı başardık. Hani şöyle bakınca gayet güzel duruyoruz. Düşüş senaryosunda en alt ribbon 56.200 seviyelerinde. Yani en kötü şartlarda oralardan dönüş beklerim. 60.800 gün kapatırsa ve düşüş gelirse en kötü şartlarda oralardan dönüş beklerim yani. Yani gayet güzel duruyoruz şöyle bakınca. Şimdi toparlayalım Bitcoin'u. Ne diyorduk arkadaşlar? İki tane senaryo çizdik. Tabi ikisinden biri gerçekleşecek. Ama hangi durumda ne gerçekleşecek? Önemli olan bu. 62.200 üzerinde 4 saat kapatırsak yukarı yönlü gideriz. Bu olmadıkça da arkadaşlar bir retest ihtimali var. Bir retest ihtimali var. Yeniden 60.400 bandına kadar bir iğne gelebilir. İzleyip göreceğiz. Umarım direnci kırarız. Diğer dirence doğru gideriz. Bitcoin'de durumlar bu. Şimdi Ethereum'e gelelim. Bakın Ethereum'de de şöyle anlatayım. Güzel görüntü var. Şu an bayağı bir para girişi var Ethereum'e. Altcoin'ler kırmızı. Maalesef kırmızı. Hani biraz daha bekleyeceğiz altcoin'leri. Şimdi Ethereum Show var. Ethereum gayet güzel duruyor. Bakın daha önce analiz yaptığımız grafik bu durumda yükselen trendi vermiştim size. Şöyle. Kırmızı çizgi. Destek noktamız ve yükselen sarı çizgi. Dün ne yaptı? İğne attı arkadaşlar. Sarı çizgiye kadar iğne attı. Çok sert tepki verdi. Şimdi yoluna devam etmeye çalışıyor. Yani ne anlıyoruz biz? Sarı çizgi önemlidir Ethereum'de. 4350 dolarda bulunuyor. Oranın altında günlük kapanış gelirse Ethereum'de bir geri çekilme görürüz. Yani şöyle bir senaryo gündem olur o zaman arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diyelim kırdık. Şöyle. Hani sarıdan döner mi dönmez mi emin değilim. Ama en kötü şartlarda böyle yeşile doğru düşer. 3900 seviyesi hedef olur. Ne zaman arkadaşlar? 4360 altında günlük kapanış gelirse. O zaman Ethereum'de bir geri çekilme bekleyebiliriz. Bu olmadıkça arkadaşlar şu an gayet iyi duruyor. Yani destek kırılmadıkça mavi çizgi hedefimizdir. Daha önce 6000 seviyesindeydi. Şu an zaman ilerlediği için 6350 seviyesine kadar yükseldi. Yani benim Ethereum beklentim nedir? Minimum 6350 dolar. Potansiyel olarak 9000 dolarlara kadar yıl sonuna beklentim var. Yani Ethereum'de durum bu. Elinde Ethereum varsa o zaman verdiğim desteği takip edeceksin. Diğer taraftan Ethereum'un Bollinger bandına bakıyoruz günlükte. Üst band nerede? 4711. Oralar potansiyel hedef. Bugün bir, gün bir yükseliş görürsek ilk etapta gideceği yer orasıdır diye düşünüyorum. Haftalığa bakıyoruz. Haftalıkta Bollinger üst bandına iğne atmış. E, zaten 3 haftadır iğne ata ata gidiyor. Bandı yarıp duruyor gördüğünüz gibi. Bu da olumludur. Rekor haftalık kapanışımız falan yapıldı. Rekor kırıldı. Bunlar güzel şeyler. Aylık Bollinger bandına bakıyoruz. Bandın dışında ay kapattı ve gayet bu iş duruyor. Yani Ethereum öyle ya da böyle bana göre arkadaşlar 6300 dolarlara doğru gidecek. Hani diyelim düşüş geldi. Hani önümüzdeki ay gider yani. Hani şöyle diyeyim hemen bugün gidecek demiyorum size. Durumu anlattım zaten. Bakın çizgilerin üzerindeysek kısa zamanda gider. Ama arkadaşlar çizgiyi kırarsak önümüzdeki ay gider. Öyle düşünebilirsiniz. Yani verdiğim desteği takip edin. Destek kırılmadıkça 6300 hedefimiz var. Destek kırılırsa da önümüzdeki ay bir toparlanma görüp retest hareketi görürüz. O da şu şekilde olur. Diyelim kırdı. Şöyle gitti, gitti, gitti. Ondan sonra şuna benzer hareketler görürüz. Bakın yine 6.000 dolarlara geliyor. Hatta şu şekilde bile dalgalanma yapabilir yani Ethereum. Yıl sonunda da düzel seviyeleri de olur diye düşünüyorum. Dominansa bakalım son olarak ve videoyu bitirelim. Şimdi diğer altcoinlere değinmek istemiyorum çünkü Bitcoin 100 dolar düşse bunlar %5 düşüyor arkadaşlar. Yani sağlıksız gidiyor. Şu an Bitcoin'in de tam ne yapacağını kestirmek zor. Hani 60.800 kırılmadıkça güzel ama ya kırılırsa ya kırılırsa öyle bir durum var. Neyse dominansın grafiğine grafiğini açtık. Günlük grafiğini alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an beklediğimiz şekilde ilerliyor her şey. Yeşil çizgi kırıldı. Ve düşüş derinleşiyor. Yavaş yavaş derinleşiyor. Bir retest ihtimali her zaman vardır. Şu an 42.77'deyiz. Retest yaparsa 43.72'ye kadar yükselme ihtimali var. Üzerine iğneler gelebilir vesaire ama günlük kapanış yapmayacak üzerinde. Bu olmadıkça arkadaşlar 43.71 üzerinde gün kapatmadıkça benim senaryom bu. Hani bu 43.71 şu an için geçerli. Atıyorum haftaya eğim verir bu yeşil çizgi gördüğün gibi Eflatun renge kadar eğim verebiliyor. O da 44.57'yi gösterir. Yani anl anlatacağınız şekilde anlatayım. Bu hafta retestler 43.71 üzerinde gelmeyecek. Öyle anlatayım. Haftaya da 44.59 üstünde gelmeyecek. Zaman ilerlediği için gördüğünüz gibi çizgi yükseliyor arkadaşlar. Ama hani benim senaryom bu şekilde. Hani retest belki retest ondan sonra kademeli düşüş bekliyorum. Bu da altcoinlere yarar. Ama her şeyden önce bitcoin bir toparlanması lazım. Şimdi arkadaşlar e, dominans... Düşerse bitcoin nasıl yükselir diyenler var. Şöyle göstereyim. Bakın şu bölge var ya. Şu bölge. Dominans düşüş trendinde gördüğünüz gibi. 2021'in 6. ayı. Şimdi bitcoin'a bakalım. 2021'in 6. ayı. Burası arkadaşlar. Şöyle geleyim. Şurası. Bakın bitcoin nerede? 35 bin dolarda. Nerede zirve yaptı? 65 bin dolar. Dominans ne yaptı o süreçte? Bakın 2021 6. ay %50'lerden %39'lara kadar geriledi. Yani ne anladık biz? Demek ki e, Dominans düşerken de Bitcoin yükselebiliyormuş. Hani ben bunu her sene anlatıyorum. Bir daha anlatayım. Hani yeni gelenler oluyor sürekli. Bu tarz sorular görüyorum. Tamam da hocam diyor, bana açıklar mısın diyor. Dominans düşerse Bitcoin nasıl yükselecek? E gördüğünüz gibi bak oluyor böyle yani oluyor. 2017 örnek verdim ben. Geçen ralliden önce aynı sorular geliyordu. 2017 örnek verdim. Bakın bitcoin 200 dolardan 20 bin dolara gidiyor. 2017 yılında dominans %95'den %35'e kadar düşüyor. Yani bitcoin 100x yapıyor ama dominans yerin dibine giriyor o süreçte gördünüz mü arkadaşlar? Zaten en büyük altcoin rallisi de 2017'de yaşanıyor. Hani dominans cidden 95'lerden düşmeye bir başlıyor. 1000 kat, 10.000 kat artan altcoin'ler vardı. Maalesef aynı şeyleri bir daha göremiyoruz. Ama hani hiç yoktan kazanıyoruz arkadaşlar. Hani dolar altın almak yerine bunlardan daha iyi paralar kazanabiliyoruz. Şimdi benim senaryom aynen devam ediyor. Bollinger bandı aylık bazda alt bandda iğne atma ihtimalimiz var. 36-45 seviyesi önümüzde kayda da düşer. Yani %30'lara kadar götürebilir bizi. O ihtimal hala var. Potansiyel var. Yükselen trendle kırıldı. Bu da güzel. Yani bir pürüz görmüyorum. Sadece bitcoin bir toparlanması lazım artık. Çok ürkütüyor bitcoin. Yani şöyle anlatayım. Bitcoin'da bir tane mum var. Haftalık grafikte. Yani o bayağı bir ürkütüyor insanları diye düşünüyorum. Hani beni de ürkütüyor aslında ama hani rekor kırmamız, aylık bazda rekor aylık kapanış yapmamış vesaire. E, ba, total market cap'te fincan kulplar bilmem ne derken hani insan düşüş beklemiyor yani. Büyük resimde olumluyuz çünkü. Ama işte sadece şu mum var. Mezar taşı mumumuz var haftalıkta. Hani bu güzel bir mum değil. Niye değil? 2019 yılında bitcoin 14 bin dolara giderken aynı mumu burada da bırakıyor. Ondan sonra mini ay piyasasına yeniden giriyor. İşte aynı mum şu anda da var. O yüzden e, piyasa tedirgin arkadaşlar. Piyasa tedirgin benim görüşüm bu. O yüzden hani bir türlü toparlayamıyor ama bitcoin toparladığı vakit o zaman alt sırasıyla gidecektir diye düşünüyorum. Yani mesela bundan iki hafta önce ne oluyordu? Bitcoin yükseliyordu. Altcoin'ler yerin dibine giriyordu değil mi? Ne dedik orada? Sabırlı olun arkadaşlar. Sıra altcoin'lere de gelecek değil mi? Ne oldu? Ge geçtiğimiz günlerde altcoin'lerde güzel hareketler gördük. E şimdi bir soluklanmaları lazım doğal olarak. O yüzden biraz daha sabredeceğiz. O arada da şartların oluşmasını beklememiz gerekiyor. Yani arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.